Tarım Tavsiyeler kanalına hoş geldiniz. Merhabalar arkadaşlar. Bugün çok 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 güzel bir Yavuz Çetin şarkısı daha çalmaya çalışacağım. İsmi Oyuncak Dünya. Eminim bu kanalı takip edenlerin çoğunun bildiği bir parçadır. Kalbimizde, her zaman kalbimizde harika, basit sözler, etkili sözler. Herkes hayatı anlatabilir ama her sanatçının hayatı kendi gözleriyle farklı anlatışının güzelliği de işte bu. Müzik çok harika bir şey. Ve kendini anlatma hali bambaşka bir şey. Ve sevgili Yavuz abi de bunu bu şarkıda çok 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 güzel yapmış bence. Bugün normalde fa akoru basıyorum girişte ama bugün neden basamadım? Çünkü Oyuncak Dünya'yı çalacağım için akorumu komple değiştirdim. Umarım sizin için güzel bir yolculuk olur. Öncesinde biraz çalıştım tabii. Yani şöyle, akoru komple değiştirmem gerekti. Şu an gitarımın akordu drop D. Yani şeyde, R'de. R'ye düşürdüm ama belli seslerinde belli değişim halleri var. Sanıyorum benim çıkardığıma göre bu şekilde. Kimisi asker gidip oynar, falan gibi bir şey. Bakacağız şimdi. Parça bu videonun telif yememesi için özellikle uğraşacağım. Başkasının parçanın üzerine çaldığı bir videoyu açacağım. Ve hem buradan izleyeceğim ne çaldığını, size de göstermeye ve kendime öğretmeye çalışacağım. Biraz kurcaladım. Şimdi geleceğim. Akorlara gelince bulduğum trikleri ve aslında hani normal akor üzerinde yaptığımız triklerin bu akor sistemi üzerinde nasıl değişiyor hareketler ve nerelere doğru gitmiş, bunları size göstereceğim. Yani mutluyum çünkü hani insanlar Yavuz Çetin videosu nasıl çalınır ve onu analiz ederken altına çok çok güzel yorumlar gelmiş ve düşünsenize. Yani Yavuz Çetin gibi bir sanatçımız var Türkiye'de. Veli nimet yani. Çünkü hem blues gitarlarıyla, country sound'uyla kendi müziğimizi en yalın, böyle konuşmasında yamukluk olmayan, o kadar yabancı müzik dinleyip bu kadar da güzel Türkçe, basit ve anlamlı ve hepimizin, neden basit diyorum? Çünkü basit olmak zordur. O yüzden söylüyorum yine. Yavuz abiye iltifat etmek ve onu anmak için söyledim. Bu konularda ne kadar hassas olduğumu ilk videoda anlatmıştım. Basit eserler yapmak ve bu kadar kalıcı olmalarının nedeni zaten herkesin kalbine ışık gibi hızlı bir şekilde girmeleridir. Bu şarkı hayatın yalanlarını ve çocuk olmak isteyişimiz, çocuk oluşumuzu anlatıyor. Ben böyle bir video hazırlamıştım Yavuz Çetin demolarıyla ilgili. Fakat videoları çöp kutusuna attığım için programı açtığımda nerede bu videolar diye uyarı çıktı ve o videoyu koyamadım. Şimdi o yüzden bu videoyu tekrar hazırlıyorum. Ve içimde kalan bir şey vardı. Onu da şimdi yapacağım. Onu diğer videoda yapmıştım, şimdi de yapıyorum. Bu üstümü ters giymişim de bir dakika. Evet, tamam. Şimdi hazırız şarkıyı dinlemeye. Başlayalım. Yavuz Çetin Oyuncak Dünya kayıt ediyor mu? Hey, evet ediyor. Yavuz Çetin Oyuncak Dünya gitar cover diye bir şey var. Onu açtım. Bu arkadaşa da çok teşekkür ederiz. Osman C. Çiğil. Teşekkürler Osman. Bakalım. Şimdi burada akorumuzu göstereyim ben size.
Bakın. P yazıyor ya. P ne abi? Mi, re, la, şey re, re, la, re. Sol telimiz. F şarp olabilir. Fa. Bunun ne olduğunu bilmiyorum şu an. Bakalım. Fa diyez. Evet, F şarp. Biraz daha geride olacak. La tekrar. La ve tekrar R'ye geldi. Çok güzel. Akoru da şu şekilde basıyor. Ben normal tuning'deki tel isimleriyle mesela sol telinin üçüncü perdesi dersem bunun fa diyez olduğunu aldırış etmeyin. Ben de hani sol, si, normal mi akorumuzdaki tel isimlerini söyleyerek size söyleyeceğim. Hem benim için hem sizin için. Benim anlatmam, size açıklamam için. Sizin anlamanız için daha iyi olur. Sol telinin üçüncü perdesine basıyor. Bu power akorudur. Çünkü normalde majör bu sese getiriyor ki hepsi natural re'ye tınlıyor. Yani sanki 1 ve 5'lerini tınlatıyormuş gibi. Arada majör ve üçüncü sesini, majör ya da minörünü tınlatmıyor. Böyle uzun karşımda gördüğüm o güzel dağlar gibi bir akor oluyor böyle. Bulutlar. Yes. Hadi şimdi gelelim. Sanıyorum böyle. Gibi. Bu akorlar ne kadar güzel girişte hani. Bu da sihirli bence. Çok güzel, mistik ve şeye bir giriş. Ben şimdi size öyle bir şey anlatacağım ki öyle bir giriş bence. Tabii onlar pena ile çalıyor. Ben şimdi pena ile çalmayacağım ama ne çaldığını size açıklayacağım yani. O konuda şeyiniz olmasın. Şimdi no no na mono ni, değil mi? Bakalım. Mono na, ben öyle çıkartıyorum, duyuyorum. Na no no na no no na. O zaman gibi bir şey olacak. Yani R telinin üçüncü perdesi, sol telinin birinci perdesi. Bu parmağımı kullanmıyorum. Burada da hep böyle, şimdi bunu basmak için böyle yapmış. Acaba yukarıda bir şey mi basıyor falan. Hani gitaristlerin parmaklarına bakıp çıkarmak bazen zor olabiliyor. Çünkü bunu basarken bu parmağım ne yapayım, böyle mi yapayım hani millete göstermek için? En rahat pozisyon böyle, bir an böyle gelip basıyorsun. Bu parmağının burada olup da başka bir gitaristin seni çıkaramayıp sana sinirleneceğini düşünemiyorsun. Ama o yüzden tadım tavsiyeler var. Burada ben sizin yerinize sinir oldum. Evet. Ama hani sinir olmamak isterseniz diyorum ki kulağınızdan deyip o pozisyona bakıp ha, burada bir şeye basmıyor ki. Tamam, gelelim en baştan. Vallahi veli nimet ya, ne güzel şarkılar. Şimdi bunu koymuş. Buradan harmoniyi vurunca. Bu arada düşük drop D'de, düşük R'de harmoniklere bakar mısınız? Çok güzel. Harmonik. Tamam. Da 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 do do da do da 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 do do. Ne yapmış, hemen bakayım. Şöyle la'ya geldim, boş tel, re boş tel, şöyle gördün mü? Bak,
buna basıyorum sadece. Aman bu parmaklarıma aldanma o video, diğer videodaki abiler gibi bak. Şimdi o harekete bir daha bakacağım. Tam yapamadım sanıyorum ama şu notalar. Bak boş tel. Evet, şimdi bakalım ne çalmışız. Biraz arkadan alacağım, saymam lazım çünkü biraz eksik aksın. Ha. Anlamadım ya. Yok, yanlış yapıyorum. Bir oturtsam bir daha hata yapmayacağım. Dun ganga duru, ha tamam. Doğru mu yaptım? Du du da da. Ha du dun du 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 du. Ha tamam tamam. Ha tamam tamam tamam. Dun da 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 da. Yok yok yok, hala yanlış. Demin doğru yaptım şimdi. Ha tamam. Tamam. Bir daha şimdi bunu oturtacağız. Bu da power akorumuz. O yüzden direkt elim oraya gidiyor hani. Arkadaşlar bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Yani bu country'de ve blues'da karar sesini duydum hani. Bize de döneriz ya bir karar sesine böyle bir. Karar sesini çakmak keyifli de ras vos, yani böyle her karar sesin vurduğunda bam gökyüzü, bam bir kartal olurum, bam bulutlar olurum, her karar sesinde daha da Allah'a böyle yaklaşır gibi. Power akor, power akor işte isminden bakar mısın, power 1 ve 5'ler ve ös, majörü minörü yoktur, direkt böyle çok natural bir şekilde Allah'a doğru gider o akor. Ya bu benim kanaatim, yani espri yapmıyorum gerçekten. Mesela nasıl? Şey yaptım, oturtmadan çılgına. Ama anladınız değil mi vermek istediğim örneği? Şeyde, bizim türküde de vardır ya. Nenin yârim sana benzer. Benim yanım sana benzer. Benziyor ya, o kadar. İkisi de toprak müziği, anlatmaya çalışıyorum. O kadar benziyorlar ki. Yani burada büyüyen bir çocuğun bu müziği anlamaması gibi bir durum yok. Yani blues müziği anlamıyorlar, işte country anlamıyorlar. Yok, anlamıyorlar değil. Sen onların kalplerinde bu iki tarzın da insandan
yani insanın kalbinden, yani insanın ruhundan ve aynı ruh parçasından doğduğunu gözlemleyip bunu hissedip o ruh parçasından anlatmaya çalışmadığın için insanların anlamaması halini onlara atamazsın o suçu. O suçu kendine atacaksın. Çünkü sen sanatçı olarak ikisinin içindeki ruh parçasının bir olduğunu hala anlayamadan insanlara anlatmaya çalışıyorsun. Sorun bu. Sorun seyircide değil. Seyirciye bok atmak kolay ya. Seyirciyi değiştirmeye ve dönüştürmeye çalışma gayreti gerçek sanatçının yapması gereken şeydir. Tabii ki ben de şikayet ediyorum. Of niye be falan, ama hep içinde erdem çok önemli. Sabırlı olup dönüşme, yani belli bir şekilde dönüşebilir. Seyirciyle sen ortak bir yerde buluşabilirsin. Seyirci senin gayretine saygı gösterebilir yani. Neyse geçtim, özür dilerim. Ama böyle biliyorsunuz benim videolarım böyle. Akıştayız, hadi bakalım. Tamam. Tamam, bunu bir daha oturtalım. O zaman şöyle yavaş yapayım. Yanlış yaparsam da buradan izleyebilirsiniz. Burada da bunu yarım, hani bu da olur ama hani bakın. Burada cool bir hareket var. Karpuz patlatma böyle kum kesme videoları var ya, oh diyorsun, böyle rahatlıyorsun, hani işte su balonunu yapmış, dondurmuş, içine böyle boya enjekte ediyor, onlar beni rahatlatmıyor ama kum kesme kesinlikle tam sevdiğim, slime falan, işte bu da öyle, oh çiçek koyuyor ucu, o böyle toprak, oh çok iyi geldi. Evet, devam edelim. O zaman son bir kez. Bunda pardon, bazen tırnağın ettirebiliyor onu böyle. Bu arada yapmıyorum. Hemen yapıp, bunlar küçük trikler ama hani böyle kendiniz bulmak için yorulmayın. Bak ben size göstereyim bak. Direkt teli çekin zaten, bakın. Gördünüz mü? Kendiniz parmağınızla böyle bing bounce zıplatıyorsunuz onu. Yes, tamam geçtik artık. Çok güzel. Aynı hareket, tamam. Yapmış. Onu da yapmış. Oyun. Tamam, buraya geldik. Şimdi bu akor zaten ya. Ne? Buraya geleceğiz. Oyuncak dünya. Aynı kurallar geçerli, hani mesela mide olsaydık olduğu için üst telde, hani buradan bu oyun çok kolay sen de oyna, ama burada yapacağımız hani bunları şimdi göstereceğim. Yeri gelince. Burada çalınca ben de göstereceğim. Şimdi burada böyle penayla öyle şeyler yapıyor. Ben nerede olduğunu şu an kestiremiyorum ama şunu bil hani.
Oturttum ha, vallahi oldu. Bu oyuncu. Ha, sen. Hani öyle tınlatmış. Oyuncak dünya. Gibi dolane. Onları da yakalıyorum, söylüyorum. Kolay kendi oyna. Okay. Kır ve dök, yap ve boz. Ya burada çeşitli vurgular var. Hepimiz çocuklarımızın, hani çocuklarımızın gibi şeyler yapmış. O büyük ihtimal dinleyip bayağı ezberleyip hepsini aynı yapıyor. Hani hepimiz çocuklarımızın, hani hepimiz çocuklarız aslında yerine hepimiz çocuklarız aslında. Burada şimdi bakın. Daha gelmedi oraya ama bakın. Burada sol teline normal mi akoru üzerinden hep göstereceğimi söylemiştim. Kafanız karışmasın. Sol telin üzerinde var. Bir de bu var. O yüzden şu şekilde. Bakın. O yüzden şu serçip parmağım yok. La'da bare üzerinden söyleyeceğim. İkinci perdeye ve solde birinci perdeye koyunca gibi bir şey oluyor. Bu majörünü tınlatmak. Eğer başka bir akorda olsaydı. Mesela Zeytin Ağacı şarkımı dinlerseniz orada da aynı hareketi buradan yapıyorum ama şu anki akor sistemi gereği buna tekabül ediyor. Pozisyon buraya kaymış. Onu demeye getiriyorum. Tamam. Okay. Şimdi arka... Böyle bir şey yapıyor. Burada alt telleri boş bırakmak için bu zor oluyor. Çünkü bu dört sesi basacaksınız. Abimiz öyle basmış. Büyük ihtimal öyle basılıyor. Çünkü o dinlemiş. Abi o dört sesi birden burada nasıl basacağım? Böyle mi basacağım? Böyle olmaz deyip Yavuz abinin böyle çaldığını anlamış olabilir. Yüksek ihtimal öyle. Kimisi askercilik oynar. Burada. Oyna, mense. Yok, mense. Müzisyen oynarım şimdi. Gibi bir şey olacak bakalım. Asker oynar. Evet burada yapmış, evet. Bir dakika orada bir ha diye bir akor ya da mama ne basıyor? Ha. Bakın bu çiçek gibi bir akor var. Hani bunun yanına ha eklerseniz bu sas 2 mi oluyor acaba? Na na na. Tabii. Mi 2 vi na 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 na. Sas 2 1 2 4 olur yani. Bir o sesin hani majörünü düşünün. Buradayız ya. Na 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 na. Değil mi? Na 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 tut bunu na 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 sas 4 ise bunu teşekkürler Emre abi sağ ol öğrettiğin için na 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 yani birinci ses 2 3 dördüncü ses 5 1 4 5 de sas 4 olur. Burada bu şekilde basarak
bu sesi vererek ikinci sesini veriyoruz yani. Burada bak, birinci sesi var çünkü ikisi de re, hatırlıyorsanız. Birinci sesi var ama ikinci sesini koyunca sa si ki yo yo, çok güzel bir akor, çok güzel. Devam. Ben de bir şeyler olacak. Bakalım. Çok heyecanlıyım. Ha yok. Karar sesine dönmüş. Şimdi. Tamam. Bakalım. Böyle bir akor geldi. Şimdi. Falan. Tamam. Zaten duyuyorsunuz değil mi? Dangı darararangara. Onu işte duyduğunuz zaman bana, o zaman bunu ben size gösterdim şimdi. O zaman neymiş? Yani ya da siz öğrendiniz değil mi mesela? Okey. O zaman direkt o vuruştan kulağınızı hemen proses edin. Ondan sonra buradan geçinin ve o şu anki bilginizle ve şu anki gitar bilginizle hemen müziğinizin içine alma durumu kulağınızı çok geliştirir ve gerçekten bir sürü insan dedi madem bilmiyorsun akoru nasıl basıyorsun? Çünkü kulağımdan duyuyorum. Bari der neymiş bu akor? Ring diye basınca kendi kendine öğrenme hali bu. Duyarak akoru çıkarıp o akorun hangi akorlara minör mü majör mü yakıştığını anlayıp takılıyorsunuz. Tamam, şimdi ne yaptık? Tekrar alalım orayı şimdi. Bak orayı bir dinleyelim. Ve her parça için bunu yapın. Zaten burada çalıyor herif. O zaman kayıttayım. Oo, omlet alayım. Çok teşekkürler anneciğim. Şimdi yemeyeceğim ama şapırtılarımı duymayacaksınız. İsterdim ama bu normal bir video değil. Yani Yavuz Çetin şarkısı. Yavuz Çetin videosunda şapırdamam. Ama bütün videolarında şapırdarım kardeşim. Bu hareket var. O bir riff orada. Şimdi parça tekrar ediyor, tamam mı? Burayı devam ettirmeyeceğim. Çünkü aynısı. Burada gösterdiğim bu sas dedim. Onu kendiniz kulağına orijinali dinleyip ya da basmak istediğiniz yerde kendiniz aranje edebilirsiniz. Kimisi hırsız polis boyuna. Pardon. Boyuna. Bense müzisyeni oynarım şimdi. Ben biraz burayı şey yaptım ama gibi. Onu kendiniz yani o şekil şu kulları doğarsın. Şimdi o sondaki atraksiyonlu kısma gelelim. Yarım saat oldu çünkü. Burada şu akorlar var.
Sadece bu bare ve şuna basıyorum. En alttaki tele. Mesela burada da bu hareketi yani böyle basmış ama siz böyle... gibi o hareketleri de burada da yapabilirsiniz. Sas da basamıyorsun. Çok güzel. Bakın sadece bunu üçünü bas, şu ikisini. Sol teline ve la teline. Bunlar benim normal gitar çalarken de bildiğim şeyler olduğu için hemen hani hangi pozisyonu tekabül etti re'de deyip kolay kolay parmağım alışık olduğu için o hareketleri ritim içerisinde hızlı hızlı yapabiliyorum yani mesela. Çünkü bir sürü parça dinliyorsun buna benzer hani şey gibi düşün türkülerde böyle belli yapışmış ve böyle yapışmış derken belli kült hareketler olur ve herkes onu bilir. Country ve blues'da da belli şeyler var. Yani çok 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 parça dinleyince hani kulağın hemen nerede ne basacağını duyuyor gibi. Bunu geliştirmek için de bayağı böyle oturup benim gibi parça çıkaracaksınız arkadaşlar. Devam. Geçtim.